Bir adam dese ben Müslümanım. Sen de ona sorsan ki Allah Teala efendim kaç senedir var? O da dese ki vallahi bilmiyorum şu anda. E ne olur kafir olur. Kafirdi zaten. Kendini Müslüman sanıyor cahil. E mesela İmam-ı Azam Efendimiz Fıkıh-ı Ekber'de ne söylüyor? Vehhabiler onu delil alıyor. Salaklar. Hiç alakası yok. Çünkü diyor ki bir insana diyor sorsalar Allah gökte midir, yerde midir? O da dese ki bilmiyorum diyor. İmam-ı Azam diyor ki bu kafirdir. Kafir olmuştur, dinsizdir, imansızdır. Karısında nikahı da yok, hiçbir şey yok, imansız. Kafirdir diyor. Şimdi Vehhabiler diyor ki çünkü diyor Allah gökte demesi lazım daha aşağı. Cevabı yanlış verdiği için kafir oldu diyor. Haşa haşa. Halbuki İmam-ı Azam'ın o kitabını izah eden bütün ulema, fukuha hepsine diyorlar. Çünkü gökte midir, yerde midir bilmiyorum diyen adam niye kafir oluyor? Çünkü bir mekandadır sorusuna bilmiyorum diye cevap veriyor. Halbuki ne demesi lazımdı? Mekandan münezzehtir. Ne göktedir ne yerdedir demesi lazımdı. İşte Vehhabilerin çuvalladığı yerlerden en mühimi burası. Şimdi adam Allah hakkında bunu bile diyemiyor. Bu adam sıradan Müslümandır. Ne sıradan Müslümandır? Bu kıpkızıl gavurdur. Biz sıradan Müslüman, avamdan kimden bahsediyoruz? Avam Müslüman demek yine bu sorulara cevap verecek. Cennet var mı, cehennem var mı, münker nekir, sırat, mizan. Ortalama bir ehl-i sünnet itikadını, zaruriyat dediğine, dinin olmazsa olmazlarına inanmak zorunda, onu bilmek zorunda o kadar bir şey. Ha delilin nedir? Ayet okuyamayabilir, hadis okuyamayabilir. Alim değildir. Ama bu vardır. Kur'an sünnette bunlar zikrediliyor diyerekten ben buna iman ettim demesi lazım. Benim itikad risalesi var mesela. Küçük olan. Bir de İman İslam İlmi Halim başında var 150 sayfa kadar. O biraz daha tafsilat. Şimdi daha tafsilatlısını yazacağım inşallah. Ama o ilk küçük bile insan en azından bir Allah'ın zatı, sıfatları işte. Ahiret, cennet, cehennem bir şeyler anlatıyor orada. Onu bile şey yapsa, soru cevap yapsa ben onu diyorum. Orada soru cevap usulüdür o kitap. İtikad Risalesi. Ona cevap veremeyene kız vermeyin. Kız verilmez yani. Kızını bir gavura mı vereceksin? Orada ben çünkü en yani asgari, mutlaka inanması lazım zarfilleri koydum yani. Tafsilata girmedim ki adam diyecek ki ben bu kadar teferruatta boğulamam. Kardeşim onu sen ezbere bilmen lazım o soru cevapları yani. Allah'ın ismini, karşı sıfatı nedir yani? Yoksa ben Allah'a inanıyorum. Allah kimdir? Bir şeyden haberin yok kardeşim Allah. Celle Celaluhu, Allah'a yakışmayan ne kadar noksan sıfat varsa Allah'a isnat ediyorsun.